Çömlekçi kentsel dönüşüm bitmedi. Projesi de daraltılmış. Ne düşünüyorsun yani tamamlanma? Ha, tamamlansa iyi olacak. Bekliyoruz. Eve tamirat veremiyorum. Kendi evimiz. Kendi evin? Evet. Kamulaştırma yok mu? Yok, hiçbir şey yok. Hani ne çağat geldi, biz evde duruyoruz yavrum. Eve tadilat niye yapmıyorsun abla? Yıkılacak diye. Anladım. He. Satma da satamıyorsun. Ya malım niye satayım? Hani yapılacaksa 5 buradan gene ev alırım. Yapılmayacağı da duyuldu. Yani bu yapılacak. Yapılmayacak ön, değil ama. Ön sıranın şu ön tarafta hiçbir tane esnafla şeyle masa bile anlaşılmamış daha. Anlaşılmamış. Hayır. Şu cadde boyu anlaşılmamış. Evet doğru. Arkadakiler anlaşmıyor. Anlaşmış oldukları yıkacaklar. Benim bildiğim bu kadar. Yıkacaklar. Taşbaşı komple kaldı. Yıkmayacaklar. Evet. Okulun arka tarafını yıkmayacaklar. Burayı da ne zaman yıkacaklar Allah bilir. Ne zaman anlaştılar mal sahipleriyle. Peki uzun sürdü mü bu iş? Ne diyorsun? Valla ben 20 yıldır bu işi duyuyorum. 20 yıldır buranın yıkılacağını duyuyorum. Ama 20 yıldan beri ben yine buradayım. Diyorsun ki beni götürür. Bu garanti. Yani değil ki beni tohunu getirir. Yani ben 20 yıldır buradayım yıkılacak. Bir 20 daha yıkılmaz garanti. Yıkılsa buralar temizlense iyi olur yani. Başka bir şey. Sizin de durak yerleriniz mi var bizde? Yani. Yeni yerler, yeni durak yerleri de istiyorsunuz. Yani. Ne öneriniz var? Önerimiz temiz bir yer, temiz bir durak, başka bir şey yok. Ben 73 yıldır burada duruyorum. Biz onurlu, gururlu insanlar. Bizim ne onurumuz kaldı, ne gururumuz kaldı. Biz buna layık değiliz. 15 yılı geçti. 15 yılı geçti. Biz burada oturuyoruz. Biz insanız, insan. İnsanız. Bize bunu mu layık görüyorlar? Burada kentsel dönüşüm uygulamıyorlar ki. Burada bedavadan yer alıyorlar. Bakın benim mülkiyetim. 5 tane kocaman dükkanım var benim burada. Bunlar sizin mi? Evet, evet. 5 tane bağımsız dedim. Buradan boydan boya 228 metrekare. 90 bin lira bunlara değer koymuşlar. Bu mu insan? Mahkemeye mi verdiniz? Mahkemeye ne yapacaksın ki? Mahkemeye daha gelen yok, giden yok. İş yok, güç yok. Her şeyimiz boş. Ondan sonra bize vergi. Neyin vergisi ya? Biz mağdur olduk ya, mağdur olduk. Bu iş bitecekse bitsin, yapacaksa yapsınlar. Bunu niye yapmıyorlar? Bu mu insanlık, bu mu yani? Ben de kaç yıldır yaşıyorsunuz? Efendim? 73'ten beri burada. 73 yaşındayım ben. Benim babam, dedem buradan göçtü gitti. Biz buradan mağdur olduk. Ben ne konuşsam bunlara fayda etmez. Bunlara şimdi ne? Yeni belediye başkanı Murat Zorluoğlu geldi. Ne olacak ki? Belediye başkanı. Ne olacak? Değişen ne var? Bu konuya meclisi de gündeme geldi. Şimdi proje daraltıldı, daha hızlı ilerlensin diye. Şimdi bir önerim var mı ona? Yani bir vallahi başka önerimiz, biz mağdur olduk. 15 yıldır mağduruz. Ne yapacaklar bunu yapsınlar. Bizim mağduruz, son derece mağduruz. 15 yıldır mağduruz. İstimlak konusunda sizden anlaşmaya varılmadı. Bizi anlaşmayın. Muhterem kardeşim, nasıl anlaşayım ben? Bakın, bana bedava 1.300.000 lira buna para vermiş. Ben 5 hissedarım. Ben bununla beraber, affedersin, bir WC lavabo alamam, tuvalet alamam. Tuvalet alalım. 5 hissedersiniz. Efendim? Kaç metrekare alanınız? 228 metrekare. 2 daire parası. 2 daire parası veriyor kocaman binaya. 2 daire parası. Bunu bosta beden bakıp adamlar burada değer yazıyorlar. Böyle insanlık olmaz. İnsanlık bu değil. Bosta beden bunu geleceksin, bakacaksın, içine gireceksin, değerlendireceksin. Onlar bosta beden bakıyorlar, buna değer koyuyorlar. Bilgisayar başında evde çay içiyor, değer koyuyor. Böyle bir yasa olmaz. Gireceksin, bakacaksın nedir, kaloriferi var mı yok mu? Bizde böyle bir şey yok. Biz daha mağdur olduk. Kiracı bulamıyoruz. Evlerimiz boş. Belediyeye gidip bunları anlattınız mı? Belediyede muhatap var mı? Kime anlatacaksın? Belediyede muhatap bulamazsın. Gittiğin bütün kapılar kapalıdır. Kapalıdır. Ben kaç defa gittim. Bütün kapılar kapalı. Muhatap yok. Şimdi Çömlekçi'de en son mecliste bir daraltma oldu projede, kentsel dönüşümde. Sizin de yıllardır beklediğiniz ve bitmesini beklediğiniz bir proje. Ve bu proje daraltıldı. Ne düşünüyorsunuz? Doğrudur. Proje daraltılmıştır. Daraltıldı da bizim için, Çömlekçi için hayırlara inşallah vesile olur. Çünkü bir an önce kentsel dönüşümün bitirilmesi kolaylaşır. Yani bunu bu sayede mi kolaylaşacak? Evet, bu sayede kolaylaşır. Çünkü 138 hektarlık alan kısaltılarak 10 hektara
düşürülmüştür ve bu 10 hektarında inşallah bu TOKİ, belediye ve Çömlekçi halkı ile uyum içerisinde çalışarak değerlendirmeleri, hiç kimseyi bunaltmadan, incitmeden, anladın mı, çözüm yapılır. İnşallah burası biter. Birinci etap zaten bitirilmiş, kamulaştırılmıştır. İkinci etapında yarısına kadar kamulaştırılmıştır. Diğer kısımları da inşallah kamulaştırılmıştır. Yalnız burada üçüncü etap vardır. Bu üçüncü etabı da devre dışı bırakmışlardır. Ha, devre dışı bırakılmasını şahsen ben istemem. Çünkü orada kötü bir manzara. Ben derdim ki Çömlekçi'nin tamamını, anladın mı, kentsel dönüşüm olarak dönüştürelim. Yani deniz tarafından görüntüsü üçüncü etap mıydı? Üçüncü etap meydan tarafına doğru olan meydan tarafına olan kısımdır. Arka bu kısmı da, anladın mı, kamulaştırılarsa çok daha iyi olur. Ne olur? Çömlekçinin tamamı, hudutları içerisinde olan Çömlekçi tamamen bitmiş olur. Ve bunu da ileri tarihlerde inşallah kamulaştırma kapsamını alırlar. Burayı da bitirirler. Temennim odur. Yalnız burada 2016 yılında bir fiyat değerlendirmesi yapılmıştır. O zamanki markın hesap edilerek bugün yeniden bir değerlendirme yapılacağını söylemektedirler. Ona göre değerlendirmelerini yapmalarını talep ediyorum. Ve kimseyi de incitmesinler. Ve aynı zamanda sosyal dokuyu bozmamak kaydıyla burada yapılacak olan işte işlemlerde, binalarda veyahut da artık iş yerlerinde burada bulunan halk sahiplerinin de oralardan yararlanmasını talep etmekteyim.